Hayal etmek güzeldir. Umut, sevgi, tutku ve inanç barındırır. Hayal etmek keyifli ve kolaydır. Zor olan peşinden koşmaktır. Zira hayalperest düş, hayalleri olansa tünelin ucundaki ışığı görür. O yolculuk ki sabır, irade ve güç gerektirir. Hayalin yolcusu kimi zaman o uğurda kendinden vazgeçendir. Hayali gerçek kılacak olansa o sihirli yol haritasıdır. O yol haritasında yol gösterici olan kutup yıldızıdır. Kapkaranlık gökyüzünde ilk o parlar, karanlığı yırtar ve yolcusunu gün ışığına teslim eder. Kutup yıldızı orada olduğu sürece hedefe varmak kolaydır. Ya da nereye gideceğini bilen için hayal artık ideale dönüşmüştür. Ve idealin en anlamlısı çocukların yüzündeki gülümseme, minik yüreklerde yeşerecek olan ümittir. En zengin hayal yolcusu işte o ümidi besleyendir. Onun zenginliği ideallerini paylaşanlar çoğaldıkça artacaktır. Kazanmak, büyülü ve başarıyla sınanan o sözcük. Kazanmak, kişisel olduğunda akla serveti, toplumsal olduğundaysa gönülleri, geleceği ve umudu çağrıştıran bir ideal. Acaba hayatta en büyük kazanç nedir? Bu sorunun yanıtını bilen büyük, çok büyük, kocaman bir aile var. Hepsinin benzer öyküleri, hepsinin yarattığı değerleri ve o değerlerden kazandıkları yarına dair umutları var. Umut hayal etmekle başlar. Bir de o hayali ideale dönüştüren en büyük kazancı binler, yüz binler, milyonlarca yürekte çarpan o isim var. İnsanın hayalleri olmalı. Öyle hayaller ki gökten düşen elma gibi hepimizi doyurmalı. O hayallerde sadece ben değil, hepimiz olmalı. Ey hayallerimdeki ülke, çocukların yüzündeki gülümseme, büyüklerin yüreğindeki umut, eğitimle, sanatla, estetikle, bilimle yoğrulan ve değişimine katkı sağlayacağımız hayatlar. Hayallerimi paylaşanlarla birlikte yaşayacağım. Ustamın dediği gibi, ülkem varsa ben de var olacağım. Fırtınalar, rüzgarlar, kopkuyu bulutlar. Hiçbir şey kutup yıldızının ışığını söndüremez. Yolcunun pusulasıdır. Hep kuzeyi gösterir, parıldar ve onun varlığı yolcunun güvencesidir. Her hayalin bir kahramanı var. Anlatacağımız hayali başlatan ve yol gösteren Suna Kıraş'tı. Bugün o ışıktan feyz alan ve giderek yüzünü göğe çevirenlerin sayısı binlerden yüz binlere ve şimdi milyonlara ulaştı. Eğitimden sanata, bilimden akademiyaya, tarihten araştırmaya, bir ülkenin umudu, ortak aklı ve geleceğe dönük inancını yaşatacak, hayalleri gerçek kılacak olanlar için başlangıç öyküleri vardı.
Ve o öyküler önce aileden başlardı. Eğitimin önemine çok inanan bir kişiyim. Böyle bir aileden geliyorum. Eğitim konusunda da çok yönlü çalışmalar yapıyorum. Hepinize şunu tekrar aktarmak istiyorum ki ülkemizdeki en büyük sorun eğitim eksikliğidir veyahut eğitim yanlıştı. Dolayısıyla eğitimin ne kadar önemli olduğunu iyi eğitilen insanlar ancak anlayabiliyorlar. Bizler bu noktaya geldiysek, sizler ve bizler şanslı kişiler olduğumuz için buralarda bulunuyoruz. Çünkü bizler iyi eğitilme imkanına kavuştuk. Efendim ben birçok şeylerde bana derler ki çok tamahkar, çok cimri, yemez, içmez. Tamamıyla yanlıştır bu. Ben lüzumsuz para sarf etmenin aleyhindeyim. Söyle dikkat edin, lüzumsuz para sarf etmenin aleyhindeyim. Mesela otomobilim var. Ford bir arabam var. Mercedes'e binebilirim, daha lüksliyse ona binebilirim. Fakat onu kabul etmiyorum kendim için. Doğru değil. Ama bir lise yaptıracaksın, bir hayır işi yapacaksın, bir üniversite yaptıracaksın. Ne bileyim, memlekete faydalı bir iş yaptıracaksın. Ondan para hiç esirgemem. 10 milyon, 20 milyon gider fakat 20 lira içinde kıyameti koparırım. Sistem bu. Vakfın icra kurulunda Vehbi Bey Vakfı'nın resmi senedini hazırlarken Suna Hanım'ın adını yazmıştır. Yani vakıf resmi senedinde aslında o anlamda ilginç bir sorumluluk da vermiş Vehbi Bey Suna Hanım'a. Kendisi hayatta olduğu sürece ve istediği sürece Vehbi Koç Vakfı'nın icra komitesi başkanlığını Suna Kıraç yapacaktır demiş. Sanıyorum hep bu konularla ilgilenmesini, ilgileneceğini bildiği için ve arzu ettiği için. Bu bilinçle hareket eden Suna Kıraç'ın yaptığı o çalışmalar aslında iyi eğitilmiş, kendisi ve ülkesine fayda sağlayacak genç insanlar için bir fırsattı. O çalışmalar fıtrak gibi ülkenin her yanında hissedilen bir hayalin adıydı. Suna Hanım'ın kafasında sadece Koç Holding'i yönetmek yoktu. Suna Hanım'ın kafasında ülkenin bu yaşanan sorunlarına nasıl çözüm bulmak vardı. Ona göre çözüm üretmeden, çözümün bir parçası olmadan sorunları ortaya koymak vakit israfından başka bir şey değildi. Suna Hanım bu bilinçle bu işin altında eğitim eksikliğimizin yattığı teşhisini koydu ve Eğitim Gönülleri Vakfı'nın fikri temelleri bu teşhise dayanarak atıldı. O gün Suna Hanım'ın idealleri vardı, hayalleri vardı. Sivil örgütlerin uyanışı çok önemlidir bir ülke için. Bu konuda birçok dernek kuruldu, vakıf kuruldu. Hepinizin bildiği gibi fakslar çekildi, telefonlar edildi, tahminler dağıtıldı. Bunların bir kısmı ilk heyecan olarak devam etti, sonra söndü. Bizim amacımız bu heyecanı devam ettirmek, bu heyecanın sürmesini sağlamak ve bu heyecanı bitirmemek. Suna Hanım'ın eğitime olan desteği saymakla bitmez ama bunun kurumsallaşmış ve ülkeye çok yayılmış bir hali nedir diye sorarsanız bana kalırsa Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'dır, TEGEV'dir. TEGEV çocuklarımızın okulda aldığı eğitime destek vererek onları daha donanımlı olmalarını sağlamak amacıyla kurulmuş. Bana kalırsa müthiş bir yapıdır. Ve orada da Suna Kıraç'ın nefesi vardır. O nefesle rüzgarı arkasına alan ve yarına umutla bakmayı öğrenen çocuklar ve gençler vardı. Öyle ki yaşadıkları o benzersiz tecrübe onların da hayallerinin peşinden koşmalarını sağlamıştı. Ben ileride başhekim olmak istiyorum. Başhekim olduğumda da bazı insanlara
ölme riskinde olan insanlara yardımda bulunmak istiyorum. Tegi ve bağış yapmak istiyorum. Bazı çocuklara, ailesi babası olmayan çocuklara okul malzemeleri vermek istiyorum. Benim dinlediğim şeyler Andrea Ruh, Beethoven, Tchaikovsky gibi şarkıları dinlediğimden yani klasik parça dinlediğimde onları dinliyorum. O yüzden Andrea Ruh'un gittiği yerler gibi oralara gitmek istiyorum. Eğer o kadar çalışarak o yerlere gelebilirsem öyle olmak istiyorum. Oralarda benim adımla olsun istiyorum. Bana göre Tegev çocukların kendilerini gösterebilecekleri ortam sağlayan bir devasa mekan. Ben Tegev'i her zaman böyle tanımladım. Çünkü içinde bir tane etkinlik yok. Yani sadece şarkı söylemeyi sevmesi yetmiyor çocuğun. Biz çocuğu şarkı söylüyoruz çocukla beraber. Bir bakıyoruz, tiyatral bir yeteneği var. Hop tiyatroya alıyoruz. Orada fark ediyoruz ki resme yatkın. Hop düşler atölyesine alıyoruz. O yüzden Tegev bir çocuğu her şeyiyle sarmalayabilen bir yer. Hayal bir idealin paylaşılmasıydı. O idealin yaratacağı güce inananların ve idealle hayatı değişen ve dönüşenlerin o ideale katılmasıydı. Hayaller hayal etmekle değil, özveri ve çalışmakla gerçek olurdu. Biliyorum, itibarın gücü var. Parayla satın alamadığın saygınlığın bir bedeli var. O bedel için yaşanır ve o bedel için biriktirilen şeyin adı tarihe düşülen nottur. Zenginliğin en ulaşılmaz olanı hani derler ya, gönlü zenginlik, cömertlik ya da eskilerin tabiriyle hamiyetperverliktir. Bu uğurda harcanacak her kuruş, geçirilen her saniye ve üretilen her proje bir hayalin ideale dönüşmesi demektir. O ne güzel sözcüktür, diğer kam. Başkalarını düşünen, bencil olmayanlar için kullanılır. Aslında bir gönül nişanesidir. Diğer kam olan, elindeki avucundakini başkasıyla paylaşandır. Bu bazen para, bazen emek, bazen de zaman olabilir. Diğer kam, mutluluğu çevresine bulaştırandır. Galatasaray Eğitim Vakfı üstünden ilk öğretim, orta öğretim, lise ve üniversite düzeyinde Galatasaray'a eğitim ekseninde çok büyük hizmetler vermiş bir yapıyı kurmuştur. Burada Suna Kıraç'ın da çok büyük etkisi vardır. Ama bununla bitmez ki. Amerikan Koleji, Robert Kolej gibi kuruluşlara yaptığı katkılar, Boğaziçi Üniversitesi gibi bir yere yaptığı katkılar. Galatasaray Eğitim Vakfı'nın kuruluş sürecinde İnan Kıraç'ın yetiştiği ocağa gönül borcu, Suna Kıraç'ın da desteği ve katkısı vardı. İsteyerek ve severek yaptığım bir destekten dolayı beni bu şekilde ödüllendirdiler. Çok gurur duydum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Galatasaraylı doğulmuyor, Galatasaraylı olunuyor. Galatasaray İlköğretim Okulu'na sağlanan gayrimenkul, liseye sağlanan burs ve Galatasaray Üniversitesi'nin Suna Kıraç Kütüphanesi eğitim çınarına saygı duruşuydu. Üniversite kurulurken üniversite 1 yıllık bütçeyle kuruluyor ama her şey, oysa binası yok, hiçbir şey yok. Bütün bunlar Suna Hanım'ın desteğiyle ve İnan Bey tarafından yapılıyor. Yani koca bina, orada bir bina var Ortaköy'de, bizim lise, eski lise. Kızların okuduğu bölüm. Orası üniversiteye çevrilince bütün bunlar Suna Hanım ve İnan Bey'in desteğiyle üniversite bir eğitime başlayabiliyor. Ben açıkçası bursa ihtiyacı olarak okumak
okuması gereken bir öğrenciyim ve ileride de hani bir öğrenciyi okutacağım şeyi vardı hep bende. Ve bütün bursları araştırıp da bunun koşullarını gördükten sonra bir de gönüllülüğün esas olması çok güzel. Sizi hani zorunda tutmaktan çok sizi vicdanınızla baş başa bırakmaları durumu. O yüzden hani ileride ben de nasıl beni okutuyorlarsa ben de birini okutmayı çok istiyorum. Vakıfları saygın kılan, bağışçıların kurucu ve yönetimlere duyduğu güvendi. İnan Kıraç'ın önderliğinde Galatasaray Vakfı 300 milyon doları aşan bir bağış hacmine ulaştı. İnan Kıraç'ın katkılarıyla Galatasaray Postanesi'nde açılan Galatasaray Müzesi ise ilk katında liseyi, ikinci katında ise tarihi kupalarıyla Galatasaray Kulübü'nün başarılarını yansıtıyor. Kıraç ailesi Galatasaray'a olan sevgisini her fırsatta yansıtıyor. Törenlerimiz de olur İpek Hanım'da. Bizim mütevelli üyemiz zaten. Mesela İpek'in çok güzel bize bir şey var, desteği var şimdi. Bir fon oluşturdu ve Galatasaray Lisesi öğrencilerini Amerika'daki eğitim için hazırlamak üzere bir fonu var. Öğrencilerimiz gerçekten bu konuda bir desteğe ihtiyaçları vardı. Ve bu sene Amerika'ya başvurup da kabul alan öğrenci sayımızda bu sayede büyük bir artış var. Ben burada aslında bu belgesel yoluyla onlara hem kendi adıma hem de onların hayatlarını değiştirdikleri birçok kardeşim adına teşekkür etmek istiyorum. Bu onların verdikleri burs her sene olan bir şey ve benim gibi birçok kardeşimin de okulda okumasına yardımcı olan bir şey aslında. Benim hayatımın değişmesinde çok büyük rolleri oldu. Hem Suna Kıraç'ın hem İnan Kıraç'ın. Buradan onlara teşekkür etmek istiyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nde nörodejeneratif yani beyin sinirleri ve hücrelerinin ölümü nedeniyle yaşanan hastalıkları araştıran Profesör Doktor Nazlı Başak önderliğinde kurulan laboratuvar, sağlık alanında gerçekleşen ilk ve tarihi bir desteği anlatıyordu. Biz öyle bir yer edindik ki son 10 yılda Türkiye içindeki referans laboratuvarıyız. Bizim bugün 5000'den fazla hasta örneğimiz var farklı hastalıklarda. Bunun yaklaşık 5'te biri, %20'si ALS'dir. Yani 1000 artı hasta ALS'li. Öbürleri de diğer hastalıklara bölünüyor. Ve tıp doktorlarından bize sadece tanı koyalım diye, onların tanı koyamadıkları tanıyı biz genetik yöntemlerle koyabilelim diye muazzam bir hasta popülasyonu. Benim için Endal'da olmak gerçekten büyük bir ayrıcalık. Bunu hakikaten ayrıcalık olarak görüyorum. Çünkü Endal Kıraçların güçlü desteği sayesinde her zaman en güncel teknolojileri kolaylıkla takip edebildi. Bu da tabii ki bizim araştırmalarımıza ivme kazandırarak bizi uluslararası platformlarda bir laboratuvar konumuna getirdi. Ve bunun dışında da düzenlediğimiz, iki senede bir düzenlediğimiz Suna Kıraç konferansları var nörodejenerasyon üzerine. Burada da her zaman alanında en iyi hocaları Amerika'dan ve Avrupa'dan çağırdık. Onlarla birebir iletişim kurma fırsatını yakaladık. Ülkenin pırıltılı beyinlerine tanınan o şans dalga dalga toplumun her kesimine yayıldı. O şansın toplumdaki karşılığının adı vefaydı. Bana çocukken hiçbir şey ücret karşılığında, ücret alınmadan bir eğitim verildiği için, destek verildiği için ve mahallemin imkanları belli olduğu için bana vefa borcunu bir şekilde geri yansıtmam gerekiyordu, geri ödemem gerekiyordu. Bunun da en büyük şeyinin gönüllü olarak devam etmek gerektiğini düşündüm. Bu şekilde başladım. Ben 20 yıldır TEGEV'in içindeyim. İlk olarak bir küçük öğrenci olarak, çocuk olarak başladım. Daha sonra gönüllü ablalık yaptım. Benden sonraki nesilleri ve şimdi artık büyüdüm. Kızım TEGEV'de başladı ve bayrağı ona devrettim. Eğitim o kadar önemli ki Suna Hanım eğitimin sadece devlete bırakılmayacak kadar önemli bir konu olduğunun altını çizmiş. Çok zor dönemlerde Güneydoğu'da fırsat eşitliği yaratabilmek için abartmayacağım canını tehlikeye atarak ateş altında olan yerlere eğitim gönüllülerinin eğitim parklarını, birimlerini açmak için seyahat etmiş bir kişidir aynı zamanda. Bu da beni
bu yelpazede sivil toplumdaki Suna Hanım'ın önderliğini yaptığı, isim annesi olduğu Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'na getiriyor. Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'nın en önemli hedefi tabii ki fırsat eşitliği sağlamak ve kader diye adlandırılan hayatları değiştirmek ve topluma evrensel değerler, cumhuriyetin temel ilkelerine sıkı sıkı sarılan laik, demokratik, hukuk devleti vatandaşları yetiştirmek. Alanında ülkemizin en önemli ve öncü kurumlarından biri olan TEGEV'in, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, kuruluşuna öncülük eden çelik gibi bir irade ve yüce bir gönül, Suna Kıraç böyle bir insan. Onun bu alandaki girişimliliği Yavaşça ailesi olarak bize de ilham vermiştir. Bu nedenle eşim Ayten'le mal varlığımızı ve bestelerimin telif hakkını hayra uygun kurum olduğunu düşündüğümüz TEGEV'e, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bırakmaya karar verdik. Gitgide büyüyen bir iyilik hareketinin parçası olmak ve kuşaktan kuşağa bunu taşımak, yaşadıklarından öğrenmek ve sadece kendi yavrusuna değil, diğer çocuklara da öğretmek. Kısacası özveriyi paylaşılır kılmak. Yaşam ve tecrübelerim bana sadece para ve sadece projenin yeterli olmadığını gösterdi. İnanmak da var. İnanmak ve yapmak. Gücünü inancına yansıtmak. Adım adım inşa edilen iyiliğe bir bebek gibi ihtimam ve bir öğretmen gibi yön göstermek. Yılmamak, kararlı olmak ve hedefe odaklanmak. Evlatlarımız, yurttaşlarımız ve insanlık için çalışmak, çalışmak ve yine çalışmak. Bir hayal proje olabilir. Ancak bir proje hayal olarak kaldığında artık proje değildir. Suna ve İnan Kıraç'ın farkı, inandıkları projeleri hayata geçirme becerisi ve ısrarcılığıydı. İkisinin de iş dünyasından öğrendiği tecrübeleri vardı. Ve o tecrübe bir misyon, vizyon ve fikri takibin gerekli olduğunu söylüyordu. Kısacası o tecrübenin adı iradeydi. Ben Suna Hanım'ın da mesela hep şiar edindiğim, çok aynı düşündüğüm, diyor ki ben, diyor, eleştirenlerden değil eleştirilenlerden olmak istedim diyor. Ben, diyor, konuşanlardan değil yapanlardan olmak istedim diyor. Hayalle ideal arasındaki fark alın teri dökmek ve bu uğurda kararlılık göstermekti. O kararlılığın belki de en cisimleşmiş hali öncelikle 28 yıllık geçmişe sahip Koç Lisesi ve 25. yılını kutlamaya hazırlanan Koç Üniversitesi'ydi. Veybi Koç Vakfı tarafından 1988'de kurulan Koç Lisemiz, asırlık okullar arasında en çok aranan ve talep edilen 4 okul arasına girmiştir. Mezunları dünyaca tanınmış üniversitelerce kabul görmektedir. Mezunlara! Hedefimiz, gayemiz en iyi şekilde bunu model olacak şekilde bir üniversite kurmak ve yetiştirmek. Yani en büyük gaye bu benim. Orada yetişen gençlerin, o üniversitede mezun olan gençler elle gösterilsin. Nasıl bu Harvard'den falan üniversiteden çıkanlar, Kolombiya'da falan, şu Amerika'da 10 büyük üniversite var. Bu da onların başında geçsin istiyorum. Babamın vasiyeti Koç Üniversitesi'nin hepimizin kafasındaki gibi belirli bir noktaya gelmesi ve yıllarca devam etmesi. Aslında
üniversitede hepimizin hayali bir ufuk, bir gelecek, bir devamlılık. Aile içinde, aile ismi içinde, ülke içinde öyle düşünüyoruz. Suna Hanım'ın hem zorlayıcı hem ikna edici hem de her şeye rağmen yılmayıcı iradesi bence bu üniversitenin o zamanlar tökezleyebileceği birçok engeli aşmasını sağladı. Yani o irade, o ısrarcı irade, o tavizsiz irade bence kolayca ya da zorca da olsa vazgeçilebilecek noktalarda vazgeçilmemesini sağladı. Rumeli Feneri arazisiyle ilgili sıkıntılar olduğunda zaman zaman ailenin yani acaba bu işten vaz mı geçsek dediği noktada, o yerden vazgeçsek mi denilen noktada Suna Hanım'ın hayır yani burada yapacağız, burası olacak. Çünkü önemli yani o irade orada da devreye giriyor. O iradeyle ortaya çıkan Koç Üniversitesi için belirlenen hedefi Suna Kıraç şöyle anlatıyordu. Bizim için bir işin adedinden çok kalitesi önemli. Dolayısıyla felsefemize devam ediyoruz. Nicelik değil, niteliktir. Onun için Koç Üniversitesi herhalde bir mükemmeliyet merkezi olacak diye ümit ediyoruz ve onun için uğraşıyoruz. Engin Akbulut. Engin iktisat bölümünde. 10'da 2 dönem şeref listesine Engin girdiği için 2 madalyası İnşallah var. İnşallah başbakan olacak. İnşallah. Niye olmasın? Biz de değiliz. Sağlam olursunuz. Sağlam. Evvela bir parti başkanı oldu. İnşallah. Çok kutluyorum. Sen kaç yaşındasın? Ben 18. Teşekkürler. 18. Başarılar. Bir liderdi. Gerçek bir liderdi Suna Hanım. Zaten liderlik vasıfları onun bulunduğu bütün toplantılarda fark edilebilirdi. Kim olursa olsun onunla birlikte onun düşünceleri, onun olaylara yaklaşma tarzı ve ısrarcılığı yani bir karar verdiği zaman o kararda mutlaka hedefe ulaşmak isteyen bir tipti. İrade liderlik, irade inanç ve en önemlisi inandığına başkalarını da ikna etmekti. Kutup yıldızı yönü işaret ettiği için yolcular başarıyı yeniden üretmişti. Dünyayı değiştiren o sözü unutmadım. Gerçekçi ol, imkansızı iste. Benim hayallerim ülkem için, çocuklarımız için, o çocukların anne ve babalarının huzur ve mutlulukla yaşayacağı çağdaş ve uygar bir ülke için. İmkansız mı? Tabii ki hayır. Hep birlikte başaracağız. Hayalleri ve idealleri olan insanlar varsa umut da vardır. Umudun yeşermesi için ömrümüzden uzun ideallerimiz olmalı. Benim ideallerim var ve onlar gerçekleştikçe duyduğum mutluluk. Suna Kıraç'ın idealini süsleyen çınarın dalları birer birer dile geldiğinde o çınarın köklerine duyulan güven daha da artıyordu. Kutup yıldızı eğitim, sanat, üniversite, sivil toplum, müze derken o çınarın gövdesini aydınlatıyordu. Biz 1 milyon 600 bin çocuğa geldik son ikinci 10 yılda. Demek ki yıllık ortalamalarda 2 katından fazla yıllık 150 bin, 155 bin çocuğa ulaşıyor ortalama. Gönüllü de 70 bine gelmiş. 20 binden 70 bine geldi. 2 binden 7 binlere, 8 binlere geldi yılda. Bunlar çok büyük rakamlar. Çünkü etkinlik noktası sayısı 3 aşağı 5 yukarı aynı. İlk başlarda tabii çok düşük ama 70'lerde dolaşan bir sayı var. Şu anda mesela 72 noktada varız biz.
Ama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sonraki en yaygın ağız. Yani eğitim alanında bir sivil toplum kuruluşunun ulaşabileceği en büyük rakamdayız şu anda biz. Her halükarda 1,5 milyonun üstünde insana ya kendi mekanında ya da kendi koleksiyonlarından derlediği sergilerle başka mekanlarda hizmet vermiş bir yapıdan bahsediyoruz. Açılan sergi sayısı ile ilgili olarak da şunu söyleyebilirim. Şimdiye kadar Pera Müzesi'nde 72 sergi, bir de özel proje gerçekleştirilmiştir. 23 senede geldiğimiz yer dünyada neredeyse eşi bulunmayan bir yer. 23 senede gelinen yerlere baktığınız zaman. Yani 23 senelik üniversitelerle karşılaştırırsanız bizi, o zaman gerçekten çok 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 iyi bir yerdeyiz. Ama daha gidecek çok yerimiz var. Biz bütün dünyada, bütün bu bölgede ve bütün dünyada araştırma üniversitesi veya üniversite denince akla gelen ilk şey olmak istiyoruz. Ve biz diyoruz ki Suna Hanım'a o yakışır. Biz diyoruz ki Koç ailesine o yakışır ve bir Koç Vakfı'na o yakışır. İnan Bey ve Suna Hanım'ın vizyonu olmasaydı vakıf olmaz. İnan Bey beni eğitime göndermiş olması, İnan Bey'in güvenilir, iyi bir eğitimci, iyi bir iş adamı, iyi bir insan, bence iyi bir insan olması vakfımızın devamlılığında bence çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü herkes bize İnan Bey olduğu için bize bağış yapıyor. Suna Kıraç Kütüphanesi'ni aşamasında, kuruluş aşamasında sınırsız bir fonla başladık. Çünkü üniversitenin kütüphanesinin bir tane bile kitabı yoktu. Üniversitenin kütüphanesini oluşturabileceğimiz ne kitaplık vardı, ne masa, sandalye ve benzeri gibi şeyler vardı. Bu nedenle ilk başta bir sınır yoktu. Genom yöntemleri dediğimiz yöntemler devreye girmiş durumda. Ve biz Kıraç Vakfı'nın laboratuvarı olarak hakikaten bunu dünya üzerindeki bir sürü başka laboratuvarla aynı derecede uygulama şansına sahibiz. Bu da bize Kıraç Vakfı'ndan gelen ödemeler dolayısıyla mümkündür. Çünkü bunlar halen çok çok pahalı olan yöntemler. İnan Kıraç, Atatürk'ün Gazi Çiftliği'ne aldığı ve sonra Amerika'ya gönderdiği ziraat mühendisi Ali Numan Kıraç'ın oğluydu. Ali Numan Bey de Cumhuriyet'in ilk kuşağı ve idealistiydi. Kıraç, Anadolu toprağına özgü tohumlar yetiştirmek için Eskişehir'de yaşamayı seçmiş ve İnan Kıraç, abisi Can Kıraç'la bir çiftlikte büyümüştü. Onun içindir ki Ali Numan Bey'e Kıraç soyadını Atatürk vermişti. İnan Kıraç büyüdüğü o evi ve babasının laboratuvarını hiç unutmadı ve restore ettirdi. Osman Gazi Üniversitesi'ne bir yerleşke olarak bağışladı. Artık o ev bir kütüphane, laboratuvarsa konferans salonuna dönüşmüştü. Özellikle kuru tarım alanında temel oluşturmuş, Türkiye'nin temellerini atmış bir bilim adamı olarak olduğunu düşünüyoruz. Şu anda fakültemizin yerleşkesinde onun, Ali Numan Kıraç'ın ailesiyle birlikte yaşadığı lojman, orada lojmanlarda da kalıyor kendisi. Yaşadığı lojman ve özellikle çalışma ofisinin olduğu yerlerde işte Kıraç Holding tarafından restore edildi şu anda. Ve bizim öğrencilerimizin açısından da çok faydalı olabilecek bir konum aldılar. Konstantinopolis'ten Dersaadet'e, Dersaadet'ten İstanbul'a uzanan 2000 yıllık bir kent mirası ve kültürü de Suna Kıraç'ın merceğindeydi. İstanbul Araştırmalar Enstitüsü, şehre olan sorumluluğunu benzersiz fotoğraf arşivi, kütüphanesi, Mustafa Kemal Atatürk'e duyulan şükranı ve bu alanlarda araştırmacılara sağladığı olanaklarıyla yerine getirmeye devam ediyor. Bizans, Doğu Roma ve önceki medeniyetler, daha sonra Osmanlı ve daha sonra da Cumhuriyet dönemi İstanbul'u ve Atatürk'le ilgili araştırma kütüphaneleri ve arşivler bulunmaktadır. Hemen giriş katındaki küçük galerilerde
mutlaka ve mutlaka araştırma enstitüsünün odak noktalarından seçilen spesifik konularda bilimsel tarafı daha ağır basan sergiler düzenlenmektedir. Onlarca üst düzey burs olanağı tanımıştır doktora ve postdoktora düzeyinde araştırma yapan insanlarımıza. Uluslar ve uluslararası projeler geliştirmiştir, yayınlar yapmıştır. Konsept olarak İstanbul'u bir bütün olarak bütün dönemleri kapsayan bir araştırma merkezi olması istendi ve öyle de oldu. Yani bizim gerek yayınlarımızda gerek sözel etkinliklerimizde tarih öncesi, antik çağ, orta çağ, Bizans'la örtüşen orta çağ ve 1453'ten Cumhuriyet'e kadar Osmanlı çağı ve Cumhuriyet dönemi hepsi bizim ilgi alanımıza ve inceleme alanımıza giriyor. Suna ve İnan Kıraç'ın Antalya sevgisi, turistlerin çekim merkezi olan kentte olması gereken kurumları ortaya çıkardı. Tarihi bir kilisenin dönüşümüyle ortaya çıkan Kaleiçi Müzesi'nin yanı sıra kurulan Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, Türkiye'nin ilk ve tek özel araştırma enstitüsü olarak Antalya ve çevresinin tarihi, arkeolojik, etnografik ve kültürel değerlerinin araştırılması, belgelenmesi ve korunması amacıyla kuruldu. Mesela herkes bir kız yurdu, bir cami, bir ilkokul, bir bilmem ne, hani toplumsal yardımlar yapabilirler. Bunlar çok şey yapılıyor. Kıymetli bir şey tabii bunlar da. Ama durup kimsenin aklına bir arkeoloji enstitüsü, bir bilim araştırma enstitüsü açmak çok kolay gelmez biliyorsunuz. Çok azdır yani Türkiye'de. Minik belki de sayılarda vardır. Bunu açmak hakikaten bir vizyon meselesi. Ve inanılmaz da masraflı bir şey. Çok masraflı bir şeyden bahsediyoruz. Her yıl milyonlarca para harcanan, yeni yeni literatür satın alınan, yeni yeni kaynaklar bulunan, yeni yeni araştırmalara her yıl destek verilen falan, öğrencilere burs verilen, çok paranın da gittiği ve gelirinin hiç olmadığı bir yerden bahsediyoruz. Ama işte içinde bence Suna Hanım'ın şu inancı devreye girmiş olmalı. Yani bilginin gücünün çok iyi fark ettiğini düşünüyorum. Kıraç ailesinin Antalya'ya yaptığı son dokunuşsa Antalya kültür sanat oldu. Bir dünya şehrinin ihtiyacı olan bir eksiklik daha giderildi. Antalya'ya böyle bir yapı kazandıran öncelikle Suna İnan Kıraç Vakfı ve İnan Bey'dir. Daha sonrasında da ilk 10 yıllık bir protokol imzaladık. Pera Müzesi şu anda bizim tamamen sanat danışmanlığımızı yapıyor. Hepiniz biliyorsunuz ki bu süreçte biz daha Temmuz ayında açılmış bir kültür sanat merkeziyiz. Daha açılır açılmaz 1,5 ay sonra Picasso sergisiyle başladık. Hiç kimse bize Picasso sergisini vermezdi. Eğer Pera Müzesi bizim önümüzde yol gösterici olmasaydı, garantör olarak imza atmasaydı. 123 yıllık tarihi bir mekanda konuklarını ağırlayan Pera Müzesi, sadece 11 yıllık geçmişine rağmen gerek sanat dünyası, gerekse uluslararası müzecilik açısından kendisine haklı bir yer edindi. Ailenin müzeye verdiği destek ve müzede elde edilen başarı sonrası Suna ve İnan Kıraç, dünyanın en üst düzey 200 koleksiyoncusu arasında gösterildi. Süreci başlatan ailenin elinde bulunan Orientalist Ressamlar koleksiyonu, alanında artık dünyanın en yetkin koleksiyonu olarak kabul edilen Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri koleksiyonu ve Kütahya Çini ve Seramikleri koleksiyonuydu. Sergide M.Ö. 2000 yılına kadar devam eden, yani 4000 yıllık bir ağırlık ve uzunluk ölçüleri eserleri bulunuyor. Bunlar işte Babil ve Asur ticaret kolonileri döneminden başlayarak işte Yunan kent devletleri, Roma, Osmanlı, Selçuklu'dan günümüz Cumhuriyet dönemine kadar gelen eserler var. Kronolojik bir şekilde ilerliyor. Ve hem dönemler arası hem de bu işte Yunan, Roma, Selçuklu, Osmanlı gibi farklı kültürler arası ilişkileri inceliyoruz ağırlıklar üzerinden. Bizim koleksiyonumuz özellikle yani Osmanlı'ya yönelik oryantalist merak üzerine yoğunlaşıyor. Dolayısıyla o açıdan biraz ayrılıyor. Tabii biz burada oryantalizm derken genelde tarihçiler, sanat tarihçiler 19. yüzyılı kastederler ve asıl anlamı budur bunun, ama biz bunu daha geniş bir anlamda
kimi zaman böyle de kullanılabiliyor. Daha geniş bir anlamda kullanıyoruz ve bütün Osmanlı'nın batıyla olan alışverişi, kültürel alışverişi de değiniyoruz. Yani batının Osmanlı'ya bakışı. Dolayısıyla 17. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına kadar uzanan bir süreci kapsıyor koleksiyon. Müzenin de 3 önemli koleksiyonundan bir tanesini oluşturuyor. Koleksiyonda 800'ün üzerinde eser var şu anda. Bunların 100'e yakını müzede sergileniyor. 2 yıl önce Mayıs ayında koleksiyon sergisini değiştirme fırsatımız oldu. Bu bağlamda da kahve molası, Kütahya Çin ve Seramiklerinde Kahvenin Serüveni isimli bir yeni bir sergi oluşturduk. Dolayısıyla şu anda koleksiyon müzede kahve teması etrafında şekillenen bir sergiyle izleyiciyle buluşuyor. Opera Müzesi açıldığından beri dünya sanatının örneklerini, ulusal değerlerimizi ve dünyaca kabul görmüş sanatçıları, ustaları Opera Müzesi'nde sergilemeye ve sanatseverlere sunmaya çalıştık. Bununla birlikte ülkemizin genç değerlerine, genç sanatçılarına yer vermeye çalıştık her yıl yaptığımız düzenli programlarla. Yaptığımız tüm çalışmalarla bugüne kadar yaklaşık 80 sergi boyunca kültür hayatını ve sanat çevremizi desteklemeye çalıştık. Genç sanata da destek vererek yerli, ulusal ve uluslararası sanatı Türkiye'deki sanatseverlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Gerçekten de Opera Müzesi, çağdaş müzecilik anlayışına uygun olarak farklı etkinlikleri de barındıran çok renkli, çok açılımlı bir kültürel platforma dönüştü. Çocuk eğitim programları, demanslı ve Alzheimer'lı özel ziyaretçi gruplarına dönük programlar düzenlendi. Opera eğitim aslında tamamıyla çocukları müzeye, müzenin yaşanılabilir olduğunu aslında anlatmaya çalışıyoruz. Ve interaktif çeşitli aslında sergi turları yapıyoruz. Aynı zamanda sergi gezisini yaptıktan sonra küçük bir atölye çalışması da yapıyoruz. Bu atölye çalışmaları genellikle sergilerin temasına uygun olarak oluyor. Opera filmle sinematik geleneği canlandırılırken Türk müziği, klasik müzik, pop, rock, caz, etnik müzik gibi alanlarda da nitelikli müzik etkinlikleri gerçekleştirilen geniş yelpazeli bir yapıya dönüştürüldü. Hayatın farklı alanlarında pusulasını eğitime, sevgiye ve yaşadığı çağın değerlerine çeviren, birbirlerini hiç tanımayan ama kutup yıldızının birleştirdiği insanlar ve idealleri. Yıldızlar bütün insanların ama her insan için aynı değiller. Yolcular için yıldızlar yol gösterici. Ötekiler için yalnızca gökyüzündeki pırıltılar. Bilim adamları için hepsi birer problem. İş adamları için zenginlik. Ama bütün yıldızlar sessiz. Sen. Yalnızca sen yıldızlara herkesten farklı sahip olacaksın. Yıldızlar ve gülüş. Abidin Dino mutluluğun resmini yapabilir miydi bilinmez ama mutluluk da aslında yıldızlar kadar uzak değildi. Mutluluk bir mekan, bir ideal, bir paylaşım ve belki de bir çocuğun yüzündeki gülüştü.
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Suna Kıraç'ın eseriydi. Onun iradesi ve eğitime olan inancıyla şekillendi. 21 yıllık bir ortak ideal nihayetinde eğitim alanında ülkenin en büyük sivil toplum örgütünü ortaya çıkardı. Bugün Eğitim Gönüllüleri Vakfı neredeyse ülkenin her yerindeki çocuklara ulaşıyor. Bütünüyle farklı ama çocukların belki de en çok özlemini çektiği bir eğitim modelini hayata geçiriyor. TGV benim için ailem gibi. Yani evimden hiçbir fark yok. Evime attığım adımla buraya attığım adımda aynı hissi yaşıyorum mesela. Küçükken burayı bir sığınak gibi görüyordum diyebilirim. Çünkü canım sıkkın olduğunda, mutlu olduğumda, üzgün olduğumda tek teselli ettiğim yer kendimin burasıydı. Burası çok eğlenceli bir yer yani. Herkes buraya geliyor, yeni arkadaşlar ediniyor, yeni bilgiler öğreniyor burada. Eğlenceli bir yer burası. Ve sevgiyle büyüyen, şimdi aynı öğrendiklerini ve hissettiklerini ödeyen gönüllüler. Bir idealin ikinci kuşağı. Burası çok büyük, sevgi dolu bir aile. Kimse kimseyi tanımasa da, ismini dahi bilmese, o sıcaklık, o dostluk, o sevecenlik. Çünkü kimsenin burada, hiç kimsenin egosu yok. Birlikte bir şeyler yapabilmek, karşılıksız bir şeyler verebilmek gerçekten hepimizin ortak amacı. Ve bu şekilde ben çok mutluyum. İyi ki de gelmişim diyorum. Hangi birime, hangi parka giderseniz gidin, oranın çocuk merkezde olduğunu, önceliğin çocuk olduğunu ve mutlu bir ortam. Herkes güler yüzlü. Herkes çocuklar için orada. Çocukların mutluluğu için. Çocukların mutluluğu. Belki de ideali anlatan en kısa özet bu olurdu. O mutlu çocuklar, vefalı ve aydınlık yüzleriyle kahramanlarını hiç unutmadı. Suna ablaya, Suna Hanım'a bir resim yapmak istedim. İşte sonra aklımda bir şeyler canlandırdım. Ne de olsa melek gibi bir insan olduğu için bir melek figürü yaptım. Onu renklendirdim, boyadım. Bir de TGV'nin kalbi olduğu için, kurucusu olduğu için onun resmini de TGV'nin kalbinin içine yapıştırdım. Ve böyle renklendirdim, boyadım. Etrafında balonlar çizdim. Sizi huzur ve dinginlikle izliyorum. İdeallerimi paylaşan sizler, size sesleniyorum. Ülkemiz, evlatlarımız ve yarınlarımız için elini taşın altına koyan, zamanını, parasını ve yaşamını bu uğurda geçiren sizler, yol arkadaşlarım, mutlulukla başarınızı izliyorum. Attığınız her adımda, çizdiğiniz her hedefte ben de varım. Ördüğünüz her tuğlanın harcında, yarattığınız her eserde, yaptığınız her araştırmada ben de varım. Çocukların mutluluğu için unutmayın, hep yanınızda olacağım.